Geçen haftaki sorun giderme tekniklerinde bir şey belki dikkatinizi çekmiştir. Ağırlıklı olarak daha çok baseline gürültüsü üzerinde yoğunlaştık. Baseline gürültülerinden aslında sistemsel problemleri çözmeye çalıştık. Bu hafta birazcık daha kromatogramda elde ettiğimiz piklerin şekillerine bakarak kromatografik sorunları çözmeye çalışacağız ve tespit etmeye çalışacağız. Bunların ilki pik genişlemesi. Biz aslında pik genişlemesine kromatografi kolonlarının HPR sistemlerine takılması konusunda da biraz değinmiştik. Buradaki parametrelerden biri şuydu arkadaşlar, kolonun doğru takılması. Eğer sisteme biz kromatografi kolonunu doğru takmazsak, yani tübingle kolonu doğru birleştirmezsek, piklerimizin şekillerinde bozukluklar olabiliyor. Bu etkenlerden biri. Ama aslında burada kromatogramı yorumlamak gerekiyor. Kromatogramda çıkan piklerin hangilerinde genişleme var? Hepsinde mi genişleme var, yoksa bir kısmında mı, ya da sadece tek bir tanesinde mi genişleme var? Buna bir bakmak gerekiyor. Buradaki görüntü aslında size sorunun sizin taktığınız tübingde mi, kolonda mı, sistemde mi, enjektörde mi ya da kolonda mı olduğunu gösterecek. Ya da bir sistemsel kirlilik mi var, bunu tespit edebileceksiniz. Kolon kirlenmesi pik genişlemelerinin en yaygın çeşitlerinden biridir. Genelde kolonlar kirlendiğinde çeşitli baseline'in çeşitli yerlerinde sabit standart pikler verir. Eğer o kolon hep bir analiz için kullanılıyorsa, bu piklerde o kolona yerleşmişse, siz aynı analizde hep aynı pikleri aynı yerlerde görmeye başlarsınız. Bu da sizin için büyük bir problemdir. Piklerinizde girişim yapabilir bunlar. Ya da sizin silika yapınızı bozduğu için pik genişlemelerine sebebiyet verebilir. Bunlar genellikle sabit faza geri dönülemez şekilde bağlanmış bileşiklerden kaynaklıdır. Ya da örnekleriniz bağlanmış olabilir burada. Numuneler sabit bir faza bağlanıp kolonunuzu kontamine etmiş olabilir. Bunu geçen haftalarda anlatmış olduğumuz örnek temizleme prosedürlerine benzer şekilde yıkayabilirsiniz. Ama genellikle bizim tavsiyemiz burada şu: kolonları üreticilerin vermiş olduğu kullanım manuellerindeki şekilde yıkamanızı tavsiye ederim. Onun dışına çıkmamaya çalışın. Bu pik genişlemelerin sebebi de kolon girişinde dolgu maddesinde boşluklar oluşmuş olabilir. Bu boşluklar kolon girişinde en çok ani basınçlara maruz kalındığında ortaya çıkıyor arkadaşlar. Siz eğer sisteme bir anda yüksek akış verirseniz, kolonun ilk gelen basınç orada yüksek bir şiddet uygulayarak silikanın ilk baştaki yapısını bozuyor. Burada da boşluklar meydana geliyor ve bu pik genişlemelerine sebebiyet veriyor. Bunu nasıl önleyeceksiniz? Kolonuna hiçbir zaman yüksek akışı direkt vermeyeceksiniz. Kolonu kullanmış bile olsanız, kullandınız, bir yarım saat, bir saat, belki de birkaç saat beklediniz. O durumda bile akışı düşükten yükseğe doğru kendi çalışacağınız akış hızına getirmelisiniz. Yani kontrollü bir akış sağlamanız gerekiyor. Biz buna basınç şoku diyoruz. Basınç şoklarından kaçınmalısınız ki kolona zarar vermeyin. Genellikle kolonlarda bozulmadan kaynaklı dedik biz bu pik genişlemelerine. Eğer kontaminasyon olmadığından eminseniz, kolonunuzda bir bozulma vardır. Ve genişlemelerini şu şekilde aslında yorumlayabilirsiniz. Eğer kromatografınızdaki piklerin tamamında bir genişleme söz konusuysa, burada kolonun aslında zarar gördüğünden %90 olasılıkla emin olabilirsiniz. Çünkü tek bir pikte kontaminasyondan bahsedebiliriz ama 7-8 tane pikiniz var diyelim, ya da 3 ya da 4 tane pikiniz var. Bunların hepsinde bir kontaminasyondan bahsetmek çok düşük bir olasılık. O zaman kolonunuzda muhtemelen yanlış kullanıma bağlı olarak bir bozulma söz konusu. Bu da genellikle yanlış pH kullanımından kaynaklanıyor arkadaşlar. Kolonların biliyorsunuz bir pH kullanım aralığı var. Daha önceki web seminerlerimizde anlattığımız üzere. Genellikle 2-8 arasında kolonları sağlıklı bir pH'te kullanabiliyorsunuz. Özel üretim kolonları bu pH'ların dışına çıkabiliyorsunuz. Daha çok stres koşullarına maruz bırakabiliyorsunuz. Kolon kontaminasyonlarını ters yönde kolonu yıkayarak geçici süreliğine düzeltebilirsiniz ama bu bir çözüm değildir. Belki 3 ya da 5 enjeksiyon kolonunuzu kurtarabilir ama bu önerilen bir durum değildir. Kolonları daima akış yönünde kullanmanız, yıkamanız ve bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Sistemsel ölü hacimler varsa bunlar da pik genişlemelerine yol açar. Daha önceki web seminerlerimizde fittinglerin ve tübinglerin kolona ne şekilde takılacağını anlatmıştık. Kolona takılırken bunların kolon ve tübing arasında boşluk kalmaması gerekiyor veya daha boş sıkılması gerekenden daha fazla
sıkılmış oluyor. Kaçak ya da ölü hacimlere sebebiyet veriyor bu durum. Bundan kaçınmanız gerekiyor. İdeal bir sıkıştırma aralığında siz tübinizi kolona takmanız gerekiyor ki piklerde herhangi bir problem yaşamayın. Bu da en yaygın sebeplerinden biridir arkadaşlar. Tübing ve kolon takılırken eğer ölü hacim bırakıyorsanız bu size pik genişlemesi ya da piklerde çeşitli farklı bozulmalar olarak geri döner. Bundan emin olmanız ve daima standart bir şekilde takmanız gerekiyor. Evet, analit ve sabit fazla ikincili etkileşimler olabiliyor. Bazen sinanol grupları etkileşebiliyor. Bu etkileşimden dolayı da piklerde genişlemeler oluyor. O zaman farklı bir kolona ya da farklı bir mobil hareketli faza geçmeniz gerekiyor. Bunları metot geliştirme aşamalarında aslında tespit ediliyor. Eğer metot düzgün geliştirildiyse, simetri faktörleri, rezolüsyonları, teorik plaka sayıları, bunun gibi parametreler uygun olarak geliştirildiyse siz burada buna bağlı bir problem yaşamayacaksınız. Çünkü bu ihtimal muhtemelen denendi. Metot geliştirilirken buradaki etkileşimler görüldü ve kolon farklı bir kolona çevrildi ve size o şekilde transfer edildi. Kalite kontrol analizlerinde bu başlığı çok yaşamazsınız. Optimum pH aralığında çalışmıyorsanız, yani yanlış bir pH aralığında çalışıyorsanız kolonunuza zaten zarar veriyorsunuz demektir. O zaman yine böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Genellikle pH değişimlerini 0.05 birimlik bir değişime kadar kabul edebiliyoruz. Ama onun üzerindeki pH'larda siz çalışmanız gereken gerçek pH'ın dışında çalışıyorsunuz demektir. Biz her zaman söylüyoruz mobil fazlarımızı taze hazırlayalım diye. Çünkü mobil fazlar havadaki karbondioksit girişinden dolayı asitik bir özellik kazanabiliyorlar. Veya organik kısım buharlaşarak yine organik oranları değişebiliyor. Buradaki bu değişimler yine sizin pik şekillerinizin bozulmasına yol açıyor. Onun için mobil fazlarınızı daima taze hazırlamanız gerekiyor. Veya ikinci bir ihtimal olan organik fazın buharlaşmasını da engellemeniz gerekiyor. Organik fazın buharlaşmasını ne şekilde engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar? Daha önce de bahsetmiştim. İlk seminerlerimizden biriydi. Solvent rezervuar alanını kullanabilmeniz için çeşitli kriterler var. Bunlardan bir tanesi doğru kapak kullanmak, parafin kullanmamak ve ortam sıcaklığınızı sabit bir sıcaklıkta tutmanız gibi çeşitli parametrelerden bahsetmiştik. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları da görüyorsunuz. Kromatograma yansımaları bu şekilde oluyor. Bazen çok önemsenmeyebiliyor bu detaylar ama en ufak bir detayı bile kromatogramınızda siz sorun olarak görüyorsunuz ve ihtimalleri arttırdıkça da sorun çıkılmaz bir hal alıyor. Evet, yanlış kolon sıcaklığı bu parametrelerden biri olabilir. Kolon fırınız belki doğru çalışmıyor olabilir. Bu tarz bir durumda zaten sisteminizi baştan aşağı bir check etmeniz gerekiyor. Enjektörleriniz doğru çalışıyor mu? Tübinglerinizde akıtma var mı? Tübingi doğru taktınız mı? Dedektörünüzde herhangi bir problem var mı? Kolon ünitenizde problem var mı? Tüm bu ihtimalleri eleyip ondan sonra kolon, mobil faz gibi ihtimalleri az önce bahsettiğim daha yüksek olan ihtimallere geçmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi onlarca ihtimal var. Bazen bir ya da iki ihtimal bir araya gelerek böyle bir probleme, yani pik genişlemesi problemine yol açabiliyor. Bazen 2-3 tane sorunu bir arada yaşayabiliyorsunuz. Pik genişlemesi, tailing, pik yarılması gibi birkaç tane farklı problemi bir arada yaşayabiliyorsunuz. O zaman sisteminizde uğraşmanız gereken daha fazla problemin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kaçaktan bahsettik. Az önce eğer tübingler doğru takılmadıysa kolondan önce veya sonra bir kaçak söz konusu olabilir. Tübingleriniz doğru da kesilmemiş olabilir. Bu daha çok kuyruklanma yapabilir ama tübingin doğru kesilmemesi ölü hacmi de arttıracağı için orada yine bir pik genişlemesine yol açabilir. Metodunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Metodunuz uygun şartlarda mı çalışıyorsunuz? Mobil faz sıcaklığınız doğru mu? Sistem ölü hacminiz yükselttiyseniz az önce bahsettiğim gibi pik genişlemesine yol açabilir. Piston contalarında kaçak var mı? Bunu tespit etmeniz gerekiyor. Ya da dedektör örnekleme oranınız metot geliştirirken girilen dedektör örnekleme oranından farklıdır. Geçen hafta dedektör örnekleme oranından bahsetmiştik. Nokta olarak saniye başına aldığım ölçüm diyebiliriz kısaca biz buna. O da sizin pik genişlemenize, daha çok pik tepelerinde ya da pik altlarındaki genişlemelere yol açabilir.
metot optimizasyonundaki parametrelerin dışında bir parametre girilmiş olabilir. Bunun için metodunuzu ve yönteminizi de check edip bunu da onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, piklerde omuzlanma ve yarılma. Bunu çok sık karşılaşıyoruz. Burada biz bunu gördüğümüzde direkt aslında neden bahsediyoruz? Kolonumuz bozulmuş diyebiliyoruz. Ama aklımıza ilk gelen aslında burada bu olmaması gerekiyor. Yine burada girişimler, kontaminasyonlar olabilir. Kolon kirlenmiş olabilir. Kolon girişinde bir ölü hacim oluşmuş olabilir. Ölü hacim kolon girişine nasıl oluşuyordu? Yüksek basınca maruz kalırsa kolonlarımız o basınç stresinden kaynaklı olarak orada bir ölü hacim oluşuyor. Ve bu size piklerde yarılma, kuyruklanma, omuzlanma gibi faktörlerle geri dönüyor. Bundan emin olmak çok mümkün değil. Eğer kolonunuzda bir ölü hacim oluştuysa en son tespit edilen problemlerden biridir. Ve çoğu zaman da şöyle söyleyeyim, bunu tespit etmeniz mümkün değildir arkadaşlar. Kolon kontamine olmuş ya da kısaca kolon bozulmuş deyip geçiyoruz. Ama kolon ölü hacime maruz kalmış, yüksek basınca maruz kalmış, ölü hacim oluşmuş da bozulmuş demek çok da mümkün değil. Onun için siz bundan kolonun bozulmasından önce sistemsel problemleri değerlendirmeniz gerekiyor. Sisteminiz gerçekten düzgün mü? Mobil fazları düzgün hazırladınız mı? Solvent rezervuar alanınız düzgün mü? Solvent rezervuar alanınızdaki filtreler düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Filtreler takılı mı? Mobil fazınızı ve nümayelerinizi süzdünüz mü? Mobil fazınızı degaze ettiniz mi? Kolonunuzu doğru şekilde yıkadınız mı? Ve sisteminizi doğru şekilde açtınız mı? Tüm bunları check ettiğinizde kolon probleminden bahsetmeniz mümkün olabilir. Az önce bahsettiklerimizin hepsi zaten burada yazanlar. Yanlış ve yetersiz örnek hazırlama bunlardan bir tanesidir. Örneğinizi kontamine etmiş olabilirsiniz. Birkaç pikte eğer bir omuzlanma varsa kontaminasyondan bahsedebiliriz. Eğer tüm pikleriniz yarılıyorsa kolon bozulmuş deme ihtimalimiz daha fazla arkadaşlar. Burada kolonun bozulduğunu söylerken şu yaklaşımı benimseyebilirsiniz. Bunu %100 doğrudur demiyorum ama ihtimalleri elerken size yardımcı olabilir. En azından farklı bir kolon deneyim mi söyleyebilmek için piklerin şekillerine bakın arkadaşlar. Eğer piklerinizin tümü 5 tane burada bakın 5 tane pik var. 5 tane pik var. 5 pikin 5'i de alt kısmında uygun değil olarak işaretlenmiş. Eğer bu piklerin hepsinde bir problem varsa ilk kolondan şüphelenebilirsiniz. Bu da sizin diğer ihtimallerinizi aslında birazcık elemiş oluyor. Ya çünkü tüm piklerde girişim olma ihtimali çok düşüktür. Buradaki problem aslında belli. Kolonda bir sorun olmuş. Kolon bozulmuş. O zaman yeni bir kolonu deneyip birçok ihtimali eleyerek sisteminize başlayabilirsiniz. Çünkü burada eğer kolon bozuk değil diyorsanız şu ihtimallere geçmeniz gerekiyor. Mobil fazı tekrar hazırlama, numuneleri tekrar hazırlama, sistemi tekrardan yıkama. Bunlar yeni bir kolon takıp denemekten çok çok daha maliyetli olabilir. Eğer elinizde hazır yedek bir kolonunuz varsa tabii ki. Onun için piklerin tüm şekillerine bakmanızda fayda var. Bak şurada görüyorsunuz burada bir üst kromatogramda omuzlanma vermiş. Ama şu diğer kromatogramda da pikler artık yarılmaya başlamış arkadaşlar. Bu ve tüm piklerde aynı yarılmayı görüyoruz. Burada kolon krom performansımız artık gitgide bozulmuş. Kontaminasyondan ziyade biz kolonda bir bozulmadan bahsedebiliriz. Kuyruklanma, evet. Kuyruklanma problemini çok fazla yaşıyoruz. Buna tailing, önde olursa frontlink denilebiliyor. Ama daha çok tailing'i biz kromatogramlarda görüyoruz. Ve en büyük problemlerden biridir de. Aynı zamanda rezolüsyonumuzu etkiliyor. Tailing genellikle 1.5'tan daha düşük istiyor farmakopilerde. 1.5'un üzerinde olursa ne oluyor? Siz sistem uygunluktan geçemiyorsunuz ve analizinizi başlatamıyorsunuz. Kolonunuzu değiştirmeniz gerekebilir ya da sisteminizde başka revizyonlara gitmeniz gerekebilir. Rutin analizlerde bu büyük bir problem. Burada ilk kontrol etmeniz gereken kolon bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığı. Geçen web seminerlerimizde anlattığımız üzere tüm iklerin doğru bir şekilde 90 derecelik açıyla yani herhangi bir eğiklik olmayacak şekilde kesilmiş olması gerekiyor. Uçlarında çapak vesaire kalmamış olması gerekiyor. Lik ya da ölü hacim oluşturmadan tüm ikler doğru şekilde takılmış olması gerekiyor. Eğer bunlar doğruysa diğer ihtimallere geçebilirsiniz. Çünkü sistem ölü hacmini arttıran eleman etmenler bizim tailing faktörümüzü oldukça fazla arttırıyor arkadaşlar.
Sözcükleriniz doğru mu? Örnek seyreltme oranlarınız doğru mu? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen şöyle bir şey oluyor. 1 bölü 100 seyreltmeniz gerekirken örneği 1 bölü 10 seyreltiyorsunuz. Ve metot geliştirilirken de 1 bölü 100 konsantrasyonda T-Link gayet uygun çıkmış. Ama daha yüksek 10 kat bir konsantrasyonda T-Link limit dışı olarak çıkabilir. Ve pik genişlediği için de kolondan ayrılması birazcık daha zaman alır ve kolon performansınız da düşükse kuyruklanmalara maruz kalabilirsiniz. Bunları da kontrol etmeniz gerekiyor. Örnek hazırlığınızda bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Filtrelemede ya da başka bir şekilde kontaminasyon da olabilir bunlar. Zaman zaman kontaminasyon olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tam pikin çıkış noktasında ayrılmayan farklı bir pik çıkıyor ve biz bunu tailing olarak görüyoruz. Ama metot az bir değiştirildiğinde bunun bir safsızlık olduğunu, bir kontaminasyon olduğunu tespit edebiliyoruz. Ama bu kromatogramda görüyorsunuz bakın tüm piklerimizde bizim bir kuyruklanma var. Aslında buradaki ilk ihtimalde yine bir kolon performansında bir problem mi var acaba? Bize bir soru işareti olarak bırakıyor. Burada eğer yedek bir kolonunuz varsa denemeniz gereken ilk şey kolon olabilir arkadaşlar. Bunu size önerebilirim. Ondan sonra diğer ihtimallere geçersiniz. Mobil fazı tekrar hazırlama vesaire gibi. Numuneler bozuluyor bazen. Numuneler bozulunca farklı safsızlıklar çıkıyor. Pikin yapısı değişiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sıcakta çalışmamanız, ışıkta çalışmamanız gereken bir numune ise uygun şartları sağlayıp o şekilde çalışmanız ve numuneleri o şekilde saklamanız ve analiz etmeniz de burada yerinde olacaktır. Evet, pikte kuyruklanmanın diğer bir sebebi de bağlantılarda tıkanma veya kontaminasyon demiştik. Fittinglerde, tübinglerde bir kontaminasyon olabilir. Ölü hacimden bahsettik. Uygun olmayan mobil faz pH'larında çalışma da bunlardan biridir. Biz eğer uygun olmayan pH aralığında çalışıyorsak, 2-8 ise eğer kolonumuzun pH aralığı, biz daha düşük ya da daha yüksek pH'larda çalışıyorsak, kolon dolgu maddesine zarar veriyoruz demektir. Kolon dolgu maddesine zarar verdiğimizde de bu tarz işlemlere maruz kalabiliyoruz. İlayda Hanım bir soru sordu. Oksalik asit su mobil faz maksimum ne kadar süre kullanılabilir bozulmadan? Ya bunun net bir süresi yok. Biz bunun gibi çözeltiler için aslında bir stabilite denemesi yapıyoruz. Buna benzer bir çözeltiyi biz bir ay kullandığımız oluyor. Ama ben bunu hiçbir zaman tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ne kadar bozulmadan kalabilir sorusu çok değişken bir soru. Nasıl bir ortamda sakladığınız önemli. Bunu bana sorarsanız kullanacağınız kadar hazırlayıp o şekilde kullanmanız çok çok önemli. Kromatografi çalışıyorsanız İlayda Hanım yaklaşımınız her zaman şu olsun. İhtiyacınız kadar çözelti hazırlayın. Taze hazırlayın. Az önce bir şeyden bahsettim. Havadaki karbondioksit ile bile sizin mobil fazınızın pH'ı değişebiliyor. Ortam sıcaklığıyla çökme olabilir. Bunun gibi bir sürü etmen var. Onun için bizim önerimiz şu. Kromatografi sistemlerinde çalışırken her zaman taze çözeltilerle çalışmanız. Bu tarz çözeltiler de bir ayda denilebiliyor, bir haftada denilebiliyor. Çeşitli firmaların yaptığı çalışmalara göre işlemler var. Bunun net bir cevabı yok bana göre. Evet, geçelim. Piklerin tepe noktalarında yuvarlaklanma sorununu da çok sık yaşıyoruz. Bunu bazen şundan dolayı yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Yanlış konsantrasyon, yanlış enjeksiyon hacmi. Ne oluyor? Pikler cut-off oluyor. Biliyorsunuz UV dedektörle 1.5 absorbansın üzerinde lineer değil artık pikler ve pik tepeleri genişlemeye başlıyor. Burada ilk şüphelenmeniz gereken şu, bunu kromatogram üzerinden direkt kontrol edebilirsiniz. Bir önceki normal sağlıklı enjeksiyondaki alanlarla sizin enjeksiyonunuzdaki alanları karşılaştırarak doğru konsantrasyonda numune hazırlayıp hazırlamadığınızı ya da doğru enjeksiyon hacmini verip vermediğinizi öncelikle bir kontrol edin. Daha sonra bu dedektör ayarları uygun mu? Ona geçebilirsiniz. Bazı dedektörlerde sönümleme dediğimiz ya da zayıflatıcı, oranlama dediğimiz bir ayar var. Bu ayarda bir hata varsa, bu değişmişse birçok dedektörde bu standart olarak ayarlanmış şekilde gelir. Ama bazen bazı kromatogramlarda bunu ayarlamanız gerekebilir. Eğer bu ayarda bir problem varsa, sizin metodunuz geliştirirken olması gereken ayarın dışında bir ayar girildiyse pikleri farklı şekillerde görebilirsiniz.
alanları küçülmüş, uzamış, boyları kısalmış, tepe noktaları basıklaşmış şekilde görebilirsiniz. Eğer doğru konsantrasyonda ve enjeksiyon hacminde ayarladıysanız, bunun dışında yapmanız gereken ilk şey dedektör ayarlarınızı ve optimizasyonlarınızı kontrol etmenizdir. Buradaki en büyük problem dedektör ayarlarındaki sorundan kaynaklanır. Yine kolon performansının kötüleştiğine de bir işaret olabilir bu. Eğer burada buralarda bir problem yoksa daha sonrasında kolonunuzu değiştirme yöntemine gidebilirsiniz. Kolon değiştirdikten sonra eğer hala aynı sorunlar devam ediyorsa burada birazcık kontaminasyondan bahsetmek çok küçük bir olasılık. Çünkü piklerinizin alt noktaları gayet iyi, simetri faktörleri iyi, alıkonma zamanları iyi ve rezolüsyonları, teorik plaka sayıları, ayrımları, sistem performansının tamamı iyi ama sadece piklerin tepe noktalarında basıklık var. Bu kromatogramda birazcık kontaminasyondan bahsetmek daha düşük bir ihtimaldir arkadaşlar. Evet, rezolüsyon kayıpları sık yaşadığımız problemlerden biri. Bazen tek bir iki pik arasında bazı piklerde rezolüsyon kaybı yaşıyoruz. Bazen de kromatogramımızdaki tüm piklerde rezolüsyon kaybı yaşıyoruz. İlk olasılık olan bazı piklerdeki rezolüsyon kaybını şurada ekranın sağındaki kromatogramda görüyorsunuz. Bizim şuradaki iki pikimizde yani dört pikimizde arka arkaya gelen rezolüsyon kayıpları var. İlk üç pikimiz gayet güzel gelmiş. Ondan sonraki piklerimizde herhangi bir problem görünüyor. Diğerlerinin olmamasına rağmen. Bu problemler neler olabilir? Yanlış veya optimal olmayan mobil faz hazırlığı olabilir. Yani mobil faz pH'ınız uygun değildir. Hazırlamanız gereken oranın dışına çıkmıştır. Ya da daha önce bahsetmiştik analit ve sabit faz arasındaki ikincil etkileşimler. Bu silanol gruplarının etkileşimleri rezolüsyonu, tailing'i değiştirebilir. Burada tampon konsantrasyonuyla oynayabilirsiniz. Konsantrasyonu biraz arttırmanızda fayda olabilir. Rezolüsyonu değiştirmenizde. Eğer böyle bir etkileşimden bahsediyorsanız, bir analit sabit faz arasındaki etkileşimden şüpheleniyorsanız, yapmanız gereken ilk şey tampon konsantrasyonunda ufak değişiklikler olabilir. Akabinde pH'te oynamalar yapabilirsiniz. Tabii ki metot geliştiriyorsanız, eğer kalite kontroldeyseniz bunların hiçbirini yapamazsınız arkadaşlar. Metodunuzdaki şartlar neyse onlara uymanız gerekiyor. O zaman şunu düşünürsünüz. Bu etkileşimler zaten metot geliştirme aşamasında denenmiş, geliştirilmiş ve valide edilmiş. O zaman bu ihtimali ben ortadan kaldırıyorum. Diğer ihtimal neydi? Mobil fazımızın pH'ı değişmiş olabilir. Beklemiş bir mobil fazla çalışmışsınızdır ve pH'ınız değişmiştir. Peş peşe gelen iki tane piki ayrım kabiliyetini kaybetmiştir kromatogramda. Yanlış bir kolon sıcaklığıyla çalışıyor olabilirsiniz. Ortam sıcaklığınız yanlış olduğu için, farklı olduğu için mobil fazınızın sıcaklığı değişir. O da yine kolonunuzdaki ayrımı etkiler. Rezolüsyonu sıcaklık oldukça fazla etkiler arkadaşlar. Onun için kolon sıcaklığı ve ortam sıcaklığı çok çok önemli. Tampon hazırlığınız yine önemli. Tamponu yanlış hazırlamış olabilirsiniz. Eğer gradyan analizi çalışıyorsanız dengelenme süreniz yetersiz kalmış olabilir. Kolonunuz yeterli süre dengelenmemiş olabilir. Özellikle iyon kromatografisi, iyon çifti kromatografisi çalışıyorsanız dengelenme süreleri oldukça uzundur. Ayşegül Hanım, 20 dakikadır ses alamıyorsunuz. Şu altta telefondan mı bağlanıyorsunuz, internetten nereden bağlanıyorsunuz? Mikrofon var, mikrofonu açmanız gerekiyor. Ya da bilgisayarınızın sesi kısılmış olabilir. Herkes ses alıyor, sadece siz ses alamıyorsunuz. Evet, ben devam ediyorum. Arkadaşlar, Ayşegül Hanım'a yardımcı olabilirsiniz. Evet, rezolüsyon kayıplarını çok sık yaşıyoruz. Burada aklımıza gelen ilk şey kolon performansının kötü mü? Bu sorudan önce benim şartlarım uygun mu? Mobil faz pH'im uygun mu? Gradyanım uygun mu? Tampon çözeltim uygun şekilde hazırlandı mı? Ve ortam sıcaklığım ve kolon sıcaklıklarım uygun mu? Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Akabinde kolon performansını sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Kolon dolgu maddesinde kanallanma oluşmuş olabilir.
Ayşegül Hanım, yani sistemden çıkıp tekrar bir deneyebilir misiniz? Yani sisteme girerken sesli katılıp katılmayacağınızı soruyor. Onu işaretlemeniz gerekiyor. Evet, biz devam edelim. Ayşegül Hanım da bağlanabilir inşallah. Eğer bazı piklerde azalma varsa biz şundan bahsetme olasılığımız yine düşük arkadaşlar. Kolon performansımız kötü mü? Bu yine düşük bir ihtimal. Muhtemelen biz sistemsel bir hata yapıyoruz. Mobil fazımızı hazırlarken ya da kolonumuz numunemizi hazırlarken ya da sistemimizi hazırlarken bir problem yapıyoruz. Önce bunları check etmemiz gerekiyor. Gradyan çalışmalarda bazen tam pikin bittiği noktadaki gradyente, yani şu noktadan önceki gradyente eğer geçiş noktasıysa burada bir problem olmuş olabilir. Gradyan karışım ünitelerinizçalışmıyor olabilir. Pompalarınızda problem olabilir. Sisteminizde hava kabarcığı kalmış olabilir. Bu hava kabarcığı kolona gidip kolon içerisinde kanallanmalar oluşturmuş olabilir. Hep diyoruz aynı basınçlardan ve hava kabarcıklarından sisteminizi uzak tutun ve kolonunuzu uzak tutun diye. Bunlar bir ihtimal olarak değerlendirilebilir. Burada nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Yine bu tarz bir kromatogramda bazı piklerde rezolüsyon kaybı varsa bu tarz kromatogramlarda yine kolon performansınızı ikinci plana atıp daha çok sistemsel, yani mobil faz, numune hazırlığı gibi, kontaminasyon gibi sistemlerin üzerinde durmanız gerekiyor. Önce onları elemine edip daha sonra kolonunuzun bozuk olup olmadığını check etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer solventlerinizi doğru oranda karıştırmadıysanız, doğru sürede karıştırmadıysanız yine siz bu problemi yaşayabilirsiniz. Eğer tüm piklerde bir rezolüsyon kaybınız varsa arkadaşlar işte burada kolonun performansından bahsetmeyi ön plana alabilirsiniz. Yine kolon performansınız %100 bozulmuştur diyemeyiz ama yüksek ihtimalle kolon performansınızda bir düşüklük vardır diyebiliriz. Tabii bunu yine demeden önce şunu check etmemiz gerekiyor. Metodunuz doğru şekilde çalışıyor mu? Metodunuzun tüm parametrelerini doğru şekilde girdiniz mi? Gradyeniniz doğru çalışıyor mu? Pompalarınız doğru çalışıyor mu? Pompalarınızda, tümiklerinizde, fitiklerinizde, kolon öncesi ve sonrası bağlantılarınızda bir akıtma, kaçak var mı? Sistemsel ölü hacimler var mı? Tüm bunları elemine ettikten sonra yine kolon performansınızdaki problemleri değerlendirebilirsiniz. Bazen filtrelerde ve ön kolonlarda tıkanmalar ve kontaminasyonlar olabiliyor. Bunlar da rezolüsyon kayıplarına yol açabiliyor. Tabii bunları ikinci planda değerlendirmeniz daha doğru olur. Zaten indirim filtrenizde ve ön kolonunuzda bir tıkanıklık varsa bunu siz sisteme başlamadan önce görüyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer sisteme başlamadan önce bunu görmüyorsanız belki sistem analize başladıktan sonra ön filtre ve ön şey inline filtre ve ön kolonlarda tıkanıklıklar yaşamış olabilirsiniz. Bu ihtimalle değerlendirmeniz gerekebiliyor. Yine yanlış sıcaklıkta ve pH'te çalışıyor olabilirsiniz. Yanlış kolon sıcaklığı ve pH kolonun silika dolgu maddesini çok fazla etkiliyor. Kolonların optimum çalışma pH'leri ve sıcaklıkları var. Her zaman bunu söylüyoruz. Burada yapılan bir yanlış rezolüsyonunuzu etkileyebilir ve kolonunuzu bozabilir. Böylelikle tüm piklerinizde rezolüsyon kayıpları yaşayabilirsiniz. Eğer akış hücrenizde ülü hacim oluşmuşsa bu da rezolüsyon kayıplarına yol açar. Sonuçta akış hücresinde oluşacak bir ölü hacim sistem ölü hacmini de değiştirecektir. Tübiklerin çapları değişmiş olabilir, iç çapları değişmiş olabilir, kolon bağlantısı tübiklerinin uzunlukları değişmiş olabilir. Bunlar da rezolüsyonu etkileyen etmenlerden biri. Uygun olmayan mobil faz pH'sında çalışmayı zaten söyledik. Rezolüsyonda eğer tüm piklerde azalma varsa yanlış tampon, optimal olmayan tampon konsantrasyonundan şüphelenebilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz pistonlarda ve contalarda kaçak olabilir. Bunları zaten check etmeniz gerekiyor. Sisteme başlamadan önce de bunları görebilirsiniz.
sistem başladıktan sonra da bunlar problem vermiş olabilir. Pompalarda yüksek basınç varsa yine bu rezolüsyonu etkileyen bir sorundur. Çünkü pompada oluşan bir basınç kolondaki bir problemin aslında belirtisi olabilir. Enjektör valfinde yüksek enjektör hacmi meydana gelmiş olabilir. Enjektörünüzü iyice yıkamanız ve bundan emin olmanız gerekiyor. Yine gradyant analizlerde dengelenme süreniz yetersiz kalmış olabilir. Tüm bunları check ettikten sonra hala sisteminizde problemler devam ediyorsa, tabii az önce bahsettiğimiz gibi yapmanız gereken ilk şey kolonunuzu değiştirmek. Yeni bir kolonla yolunuza devam etmek. Evet, seçicilikteki değişim de önemli problemlerden biri. Seçicilikteki değişim neydi arkadaşlar? Piklerin ilk çıkış noktasına göre mesafesiydi. Biz bunu kromatografideki önemli parametreler web seminerinde anlatmıştık detaylı olarak. Seçicilik bizim için önemli bir parametreydi. Sistem performansımızı gösteren kriterlerden biriydi. Bu da yine mobil faz değişikliği, mobil fazın pH değişikliği, solvent oranındaki buharlaşmadan kaynaklı değişiklikler, kolon ve mobil fazda sıcaklık dalgalanmaları, kontaminasyon burada önemli bir faktör olabilir. Gradyan analizler için yine yetersiz dengelenme süresi olabilir. Analiz sabit faz arasındaki ikinci etkileşimler problem doğurabilir. Zaten arkadaşlar bu rezolüsyon kayıpları, seçicilik, training, piklerde yarılma bunlar birbirine dikkat ederseniz çok benzer parametreleri barındırıyor sistem sorun giderme tekniklerinde. Bu problemler aslında şöyle gruplanabilir. Mobil faz pH değişikliği, organik solvent buharlaşma gibi parametreleri tek çatı altında toplarsak bunlar 5-6 tane çok yaygın soruna yol açıyor. Seçicilik değişimi, rezolüsyon kaybı, piklerde tehlik, kuyruklanma, basıklanma, piklerde baskılanma, yarılma ve omuzlanma gibi 5-6 tane yaygın probleme yol açıyor. Siz bunları çözebilmeniz için hep aynı problemler üzerinde aslında dolaşıyorsunuz. Alık olma sürelerimizde azalma veya artma. Yani alık olma süreleri ileri ya da geri kayıyorsa sistemimizde aslında sistemsel bir problemden bahsedebiliriz. Burada kolon performansında da ki düşüşlerden yine bahsedebiliriz ama yine ikinci plandadır. Muhtemelen mobil fazımızın pH'ında ya da mobil fazımızın karışım oranlarında bir problem oldu. Mobil fazımız taze değildi. pH değişikliği yaşadık ya da solvent buharlaşarak organik fazla bir değişim yaşadık. Pompalar, pistonlar iyi çalışmadığı için iyi bir gradyant karışım sağlanamamış olabilir. Metotsal hatalar olabilir. Metot gradyanlarımız yanlış olabilir. Kaçak olabilir sistemde. Sistemsel kaçaklardan dolayı bu pik kaymalarını çok yaşıyoruz. Özellikle kolon öncesi kaçaklarda bunu yaşamanız çok mümkün arkadaşlar. Check valve arızaları olabilir. Check valve işini doğru yapamıyordur. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Check valve'leri söküp geçen haftalarda vermiş olduğumuz şekilde check valve'lerinizi yıkayıp tekrardan analize başlamanız gerekiyor. Mobil fazlarınızı iyi karıştırmamış olabilirsiniz. Özellikle sürekli ileriye geriye giden bir kromatogramdan bahsediyorsak mobil fazınız belki de hiç karıştırmamış bile olabilir. Bazen böyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ve sistemde sürekli mobil faz durdukça karıştığı için sürekli bir oran, mobil faz oranının değişikliği oluyor ve kromatogramda sürekli kaymalar yaşanabiliyor. Sistemde hava olabilir. Sisteminizde yine uygun olmayan pH ve sıcaklıkta çalışmaya bağlı kolonda bozulmalar olabilir. Dediğim gibi az önce bu ihtimali ikinci safhada değerlendirmenizde fayda var. Evet, rezolüsyonunda tamamen kaybolma demişiz. Ama kromatogramımız arkadaşlar burada farklı bir kromatogram. Rezolüsyonda tamamen kaymayı şöyle anlatalım. Burada bir eksik kalmış. Şu iki pikten bahsedelim. Bu iki pik tamamen iç içe giriyor arkadaşlar. Hiç ayıramıyorsunuz. Eğer 3 pik varsa şu şekilde 3 pik, 4 pik, 5 pik iç içe giriyor. Siz şöyle bir pik kümesi görüyorsunuz arkadaşlar. Rezolüsyonu hiçbir şekilde sağlıyor musunuz? Burada da yine az önceki sorunlara benzer sorunlar var aslında. Mobil fazınız yanlış olabilir. Gradyeniniz doğru çalışmıyor olabilir. Metodunuzu yanlış çalışıyor olabilirsiniz. Farklı bir metot çağırmış olabilirsiniz. Metotta muhtemelen gradyent ayrımınızı yanlış yapmış olabilirsiniz. Ya da
Sisteminizde ciddi bir kaçak olabilir. Siz pik olarak gördüğünüz şeyler aslında pik değil. Orada bir gürültüdür. Aslında hiçbir pik dedektöre gitmiyordur. Hiçbir bileşen dedektöre gitmiyordur. Sistemde ciddi bir kaçak vardır. Böyle bir problemde aslında ilk kaçaktan şüphelenebilirsiniz. Daha sonra dedektör şartlarını, metot şartlarını uygun şekilde yaptınız mı? Ondan şüphelenebilirsiniz. Akabinde mobil fazınızı doğru hazırladınız mı? Doğru mobil fazı taktınız mı? Bazen arkadaşınızın mobil fazıyla karıştırıp onu takabilirsiniz sisteme. Olmadı değil. Bu tarz şeylerle de karşılaşılabiliyor. Farklı bir mobil fazla, hiç alakası olmayan bir mobil fazla çalışmaya çalışıp sistemde hiç pik göremiyor olabilirsiniz. Yine dediğim gibi önce hep hatayı kendimizde arayıp biz doğru bir hazırlık yaptık mı? Sistemi doğru hazırladık mı? Mobil fazları doğru hazırladık mı? Numuneleri doğru hazırladık mı? Bunları bir check etmemiz gerekiyor. Akabinde kromatoramda eğer hala çözüme kavuşamadıysak kolonu burada suçlayabiliriz. Ya da sistemsel farklı arızaları, pomp arızasını, check valve arızasını, pistonlarda ya da seal'larda bir kaçaktan bahsedebiliriz arkadaşlar. Tüm bunları check ettikten sonra sisteminizde eğer hala bir düzelme alamıyorsanız burada yapmanız gereken tek çare bir yetkili servisten yardım isteyip sisteminizdeki uygunluk testlerini yapması. Eğer uygunluk testleri geçiyorsa metodunuzu bir kez tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Belki metot geliştirme aşamasında bir yanlışlık olmuş olabilir. Ya da bazı parametreler yanlış girilmiş olabilir. Öyle şeylerle bazen karşılaşabiliyoruz. Örneğin tampon oranı 10 milimolar yazılması gerekirken yanlışlıkla 100 milimolar yazılıyor ve sizin metodunuz eğer transfer edilmediyse ya da transfer de edilmiş olabilir. Sistemde bir çökme oluyordur. Asetonitrile karşılaşıyordur ve kolonunuzu artık tıkıyordur. Ya da çökme olmuyordur. Öyle bir orana gelmiştir ki çökme olmadan sizi çalışmaya çalışıyorsunuz ve bu tarz hiç pik ayrılmaması, hiç pik görememe, piklerde bozulma, T-linklenme, yarılma gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. İşte tüm bu ihtimalleri bir sıraya koymanız gerekiyor. Burada nasıl sıraya koyacağız diyorsanız birazcık burada tabii ki zaman içerisinde edindiğiniz tecrübeyle sıraya koyacaksınız. Sorunları çöze çöze aslında siz beyniniz onu bir sıraya koyuyor arkadaşlar. Hemen sıraya koyamazsınız bunu. Dediğim gibi siz bunları çöze çöze artık problemlerle karşılaşa karşılaşa beyniniz onu sıraya koyacak ve siz yavaş yavaş karar verme mekanizmanızla doğru kararı vermeye başlayacaksınız. Evet, bu akşamki web seminerimiz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederiz.